GGC çok güzel. Burada çok güzel ağırladılar bize. Ben ilk kez katılıyorum bu sene. Ve gerçekten büyük bir deneyim oldu benim için. Daha çok insanların katılmasını isterim. Daha çok bu şeyden yararlanmalarını isterim insanların. Güzel bir organizasyon. Çok iyi ağırladılar. Yorucu geçti ama mekanın şeyi çok yardımcı oldu bize. Hani ikramlar, ondan sonra dinlenmek için olan şeyler, hani alanlar, teknik açıdan yardımları falan çok iyi oldu. Güzel, eğlenceli bir seneydi. Ya kesinlikle buraya gelip deneyimlemelerini isterim. Hani ne kadar ne taraftalar onu anlayabilirler. Mesela ben çizer olarak geldim ve burada eksiklerimi gördüm. İleride neler yapabileceğimi gördüm. Ve heyecanlıyım, yani seneye daha güzel bir şeyler yapmayı planlıyorum. Ben bayağıdır katılıyorum zaten, bu 3. yılım. Bizim grubumuz New Game. Genelde ekibi yazılımcı ekip olarak aynı tutmaya çalışıyoruz ve ismimize bağlı olarak da her katıldığımız yarışmada yeni bir oyun tarzı yaratmaya çalışıyoruz. Daha önce yapılmamış bir şeyler denemeye çalışıyoruz. Bu Global Game Jam'de de çok değişik bir şey yaptığımızı inanıyoruz. Zaten sunumlarda da göreceksiniz. Grupta benim görevim daha çok server, code behind dediğimiz, backend dediğimiz kısımda ve mobil gerekli olduğu zaman da mobili implement etmek üzerine. Bu yılki grubumuzda daha çok yine değişik bir tarz üzerine gittik. Grafiklerimiz aynı şekilde 3 grafikerle beraber güzel grafikler ortaya çıktı. Böyle bir oyun çıkardık ortaya. Global Game Jam ile ilgili bu yıl 3 yıldır katıldığım en güzel Global Game Jam'di. Özellikle arkadaşlar çok çalıştılar. Hani sanki böyle işleriymiş gibi, yapmak zorundaymışlar gibi falan, böyle bayağı yardım ettiler. Sürekli bir şeyler yedik. Bayağı eğlenceliydi yani bu yıl. Şimdi öncelikle kolay olan bir framework seçmeleri gerekiyor. Daha çok araştırdıkları şeyleri kolayca bulabilecekleri yerlerden gitmeleri gerekiyor. Şu anda genellikle moda Unity 3D game yapılma üzerine çok böyle, hani küçük genç diyelim, yeni başlayanlar çok özeniyorlar ama benim tavsiyem öncelikle daha basit bir yöntemle, kendilerinin grafiklerini editleyebileceği bir yöntemle başlamak. İki boyutlu Flash, Adobe Flash bittiği halde, yani direkt girdiğiniz gibi ya ben para kazanmalıyım, bir oyun yapayım patlasın gibi düşünmemek lazım. Daha çok ben öğrenmek için ne yapmam gerekiyor? Onun için de işte Flash, para beklentisi olmadan veya Gideros'la iki boyutlu mobil oyunlar yapabilirler. En büyük tavsiyem bu olabilir. Bu sene de, geçen sene de hani katıldığım için şöyle söyleyebilirim. Gayet eğlenceliydi. Yorulduk, çok yorulduk. Ama ortam yine çok güzeldi. Bize yapılan şey, yemekler ya da ikramlar, onlar da çok güzeldi. Şöyle diyebilirim, en önemlisi araştırmak. Hani bu konularla ilgiliyseniz devamlı araştırıp bizlere ya da hani bizden daha da iyileri var, daha iyilerine sorular sorarak, onlarla iletişime geçerek bu süreci tamamlayabilirler. Bu şekilde yardımcı olarak onlara biz de ilerleyebiliriz. Ben Erman. Grubumuzun adı New Game. Benim Global Game Jam'e 3. katılışım. Geçen sene 2. olmuştum, belki gelenler bilir. Bu seneki her seneden pek bir fark yoktu aslında. Yine yorucuydu. Fazla uyuma imkanı bulamadık. Bu sene geçen senekinden çok daha değişik bir oyun fikriyle çıktık yola. Ve sonuç daha güzel oldu beklediğimden. Geçen seneki oyundan pek memnun değildim. Ha, bu sene çok memnunum. Oyun yapmaya başlamanın ilk adımı öncelikle platform seçmek. Oyun yapmanın zorluğu seçilen platforma göre bir kademe kazanıyor. Şu an en basit platformlardan biri Flash. Ben bile şu an yarışmada oyunu Adobe Flash'ta yaptım. Çünkü geliştirmesi hızlı ve kullanılan dil basit. ActionScript 3 dili kullanılıyor ve kodlaması oldukça basit. İnternette bir sürü ders var, video var, hani Türkçe dahil bir sürü kaynak var. Her çocuk, tıpkı benim gibi, ben de küçükken başlamıştım Flash öğrenmeye. Her çocuk oyun yapmaya başlayabilir Flash'ta. Flash'ı tavsiye ediyorum. İyi oyun yapmak için öncelikle oyun dünyasına da yakın olmak gerekiyor. Çok oyun oynarlarsa daha iyi oyunlar yapmaya başlarlar. O yüzden tavsiyem çok oyun oynamaları. Ben bu yıl ilk defa katıldım. Gayet eğlenceli, hoş bir ortam var burada. Bir sürü yeni insanla tanıştım. Aslında gelirken pek bir amacım yoktu. Sadece geleyim, oyundan hoşlanıyorum, burada yeni insanlarla tanışırım diye düşündüm. Ki öyle de oldu. Bu grubu şu an burada buldum. Burada tanıştık bu arkadaşlarla. Gayet iyi ve sıcak bir vakit geçirdik 3 gün boyunca. Hani ben burada tasarımlara, görsel tasarımlara ve müziklerine yardımcı oldum. Bu şekilde yani. Ve bir sürü yeni insanların işte oyun geliştirirken hangi aşamaları ya da ne tarz oyunların nasıl yapıldığını falan, onları öğrendim. Ben biraz şey yaptım, uyku kaçamaklarını abarttım yani. Gittim geldim, uyudum falan ama hani yığılan arkadaşları gördüm. Gerçekten hani zor ama gayet eğlenceli, hani değdiğine inanıyorum. Vallahi onlar için
Mutlaka gelsinler zaten eğer oyunla ilgileniyorlarsa. Burada zaten daha başka küçük arkadaşlarla da tanıştık. Hani yaş sınırı galiba yok anladığım kadarıyla. Gelirlerken pijamalarını da getirsinler bilgisayarlarının yanına. Ben çünkü sadece bilgisayarımı getiririm, oyunu yaparım falan diye düşündüm de bir pijama yastık falan getirseymişim gayet mutlu olurmuşum. Benim için bu seneki Global Game Jam yani şey olarak sponsor açısından biraz yetersiz buldum. Ama onun dışında grubumdan memnundum. Evet, evet, kriz durumları falan da yaşadık da. Gayet eğlenceli geçti açıkçası. Bayağı hani muhabbet edebildiğim insan çok oldu. Bayağı insanla tanıştım. Müzisyenler bayağı eğlendirdi bizi. Konu birazcık bir acayip geldi başta. Çünkü geçen sene her şey yorulabilecek bir konuyken, hani ya belli bir bölümde tutulabilecek bir konuyken, bu sene daha böyle ne yapabiliriz deyince böyle insanlar kaldı. Hani çünkü konu what do we do now? Hani şimdi ne yapabiliriz ya da şimdi ne yapacağız olunca bir saçma hissettik. Yaptığımız şeyde de ben basite kaçmak istedim. Grafikte less is more diye bir kavram vardır. Bizim arkadaşlarım hepsi grafik bölümünde okuyor neredeyse. Onlardan sürekli duydukça hani şey yaptım, araştırmıştım. Bir şeyi daha az bilgiyle daha fazla şey anlatabildiğin zaman daha değerli oluyor demişlerdi bana. Ben de kullandığım şeyde low poly bir modelleme kullanmaya çalıştım. Maya'yı kullanarak modelledim genelde yaptıklarımı. Buna benzer hani daha az objeyle daha fazla şey anlatmak için o low polyleri çoğaltarak bazı şeyleri, modelleri büyüttüm. Ve düz flat color kullandık. Düz renk, hiçbir şekilde neredeyse render bile almadık diyebilirim. Gayet eğlenceli oldu. Gayet eğlenceli görsellere sahip bir oyunumuz oldu. Minimal diyebiliriz. Aslında zamanlar arasında geçtiği için minimalden birazcık çıkıyor. Bir felsefi yanı olan bir minimal oyun diyebiliriz. Kodcu olarak yapmak istediklerinde ya da kodcu biraz ayıp olabilir. Programcı arkadaşlara, programcı olarak yapmak istediklerinde bir fikrim yok. Fakat çalışmalarını öneririm. Şurada bilgi adamın şeysi, bir öğrencileri var galiba yanlarında. Arkadaş 14 yaşında ve çoğu buradaki programcıdan daha sağlam kod yazabiliyor. Eğer çalışmaya başlarlarsa hiçbir şey önlerine duramaz. Modelleme konusuna gelince de kendilerini görsel olarak sürekli beslemeleri lazım. Sürekli internetten yeni modeller, yeni şeyler araştırmaları lazım. Bunun için İngilizceyi kullanabilirler. Bulamadıklarını ailelerine sorabilirler. Abilerine, ablalarına, babalarına. Tabii. Yani herhangi bir şekilde bir eğer kendilerinden büyük diye birinden çekinmeleri saçma bir durum. Ben küçükken hep böyle kendimden büyük insanlara böyle bir acayip gözle bakardım, bir değişik gelirlerdi bana. Fakat onlarla konuşmaya başlayınca birkaç bir şey sorduklarında gayet olumlu geri dönüşler aldım. Hani olumsuz geri dönüş aldım olmadı. En kötü ihtimal geri dönüş almadım yani öyle söyleyeyim. Bunlarda şöyle bir şey var. Nasıl söyleyeyim? Her türlü soruyu sorsunlar. Soru sormaktan çekindikleri an zaten kendileri için bir şey yapmayı bırakmış olurlar. Bayağı yoruldum. Grubumuz 4 kişiden oluşuyordu. Bir grafikerimiz var. 3 yazılımcıyız ama grafikerimiz bir gece sonra geldi. Biraz zor oldu bizim için. Online bir oyun yaptık. Server var bir tane. Bir tane client side var. Konuya uygun bir şey yaptık. Co-op bir oyun oldu. İki arkadaş karşılarına gelen düşmanları farklı farklı bilgisayarlardan aynı online ortamda dövüyorlar. Böylece 3-4 bölüm geçiyorlar ve böylece oyunun sonuna ulaşıyorlar. Böyle bir şey oldu. Güzel bir oyun oldu. Daha çok sponsor var gibi gördüm bu sene. Bana da sanki daha çok her yerde reklam, her yerde başka bu kadar reklam yoktu eskiden. Herkes geliyor kalem bırakıyor masaya, not defteri bırakıyor, bir şey bırakıyor. Ama genel olarak güzeldi. Geçen senekilerden pek bir fark yoktu açıkçası. Küçük yaşlardan yazılım işinde çalışmak istiyorlarsa yazılım öğrensinler. Hani en basitinden 1 ile 5'i toplayan bir uygulama bile yazsalar onlar için kârdır küçük yaşta. Grafiker olmak isteyen arkadaşlarsa onlara grafiker arkadaşlar tavsiye verse daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Yani klasik gece oldu yine. Uykusuz, yorgun ama eğlenceli geçti. Oyunumuz da güzel. Yani keyifli oldu, tatlı oldu. Yetiştirdik. Birkaç ayrıntı kaldı yapmadığımız. Keşke yapsak dediğimiz ayrıntılar biraz. Ondan endişelerim var ama tatlı duruyor. Ya yani ben sevdim. Oyunları inceleyerek, özellikle grafik alanında eskizler bir sürü yaparak, fikir üreterek, buraya bunun gibi etkinliklere katılarak, cesaret ederek başlamalarını tavsiye ediyorum. Çok cesur olmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü ben ilk katıldığımda yani sudan çıkmış balık gibi geldim ama giderek kendimi geliştirdim. Valla çok bir şey düşünemiyorum zira dediğin gibi yorgunluktan artık düşünmeye, keza konuşmaya da pek halim kaldığını söyleyemeyeceğim. 50 tane programcı var, 1500 tane grafiker var ama 3 tane sesçi var. O yüzden geçen sene bir tane varmış, adamın bilgisayarı yanmış en son. Böyle oyunlarda grafiklere önem veriyorlar, programlamaya önem veriyorlar. Son zamanlarda arttı bu sesin önemi ama burada Türkiye'de hiç şey yok,
Foley'in ne olduğunu bilmiyorlar falan. O yüzden sese önem vermek lazım. Ses de önemli bir şey. Böyle hani sesi dinleyince adamlar anlamazsa bu başarılı bir ses olmuştur. Dinledikleri zaman bir şey katıyor ama onu grafik kadar önemsemiyorlar. Belki burada problem ama saçmaladım şu anda. Kaç siz gene attınız da ben abi 48 saat içerisinde yuvarlak hesap yapmak gerekirse bir 2-3 saat falan uyumuşumdur. Zaten gözlerden de belli. Böyle bayağı en son hani konuşamamak doğal şu an bence. Sese çayıp çıkalım. Sesi kendisi bizim komşumuz oluyor sesi. Yorgunluğumuz belli oluyordur zaten söylediklerimizden, konuştuklarımızdan. Bayağı eğlenceli ve yorucu geçti. Herkes yoruldu. Hatta diğerleri bizden daha çok yoruldu. Onun da farkındayız. Yani herkes bir oyuna yoğunlaşmışken biz kişi başı beşer oyuna neredeyse yoğunlaşmış durumdayız. Yani biz burada elimizden geldiğince bilgimizi, işte öğrendiklerimizi, imkanlarımızı kullanarak arkadaşlara faydalı olmak niyetiyle buraya geldik. Yani hem bu camiadan da biraz çevre edinmek için hem bunu da yapabilmek için, buna da girişebilmek için biz buraya geldik. Gayet de mutlu olduk. Muhtemelen seneye de buradayız. Seneye de belki daha büyük bir ekiple buradayız. Yani tahmin ettiğimizden daha güzeldi, daha eğlenceliydi diyorum. Yeteneği, sesi yeteneği olan arkadaşlar bize de ulaşabilirler. Biz de elimizden gelen yardımı onlar için gösteririz. Yani bu sektörde eksik olan bir alan. Bunun için de biz elimizden geleni yapmaya da hazırız. En azından ben elimden geleni yapmaya hazırım bu konuda. Böyle bir şeyler yapsınlar, videolar izlesinler. İnsanlar ne yapıyor onlara baksınlar. Bir de bu işte böyle mesela adam 30 sene böyle bir iş yapıyor. Bir oyun çıkartamıyor gibi gözüküyor. Ama önemli olan o değil. Adam 31. senede bir şey yapıyor. Bu indie gamerlar özellikle. Senelerce bir şeylerle uğraşıyorlar. Ama ya tutmazsa bir şeye beceremiyorum diye zannetmeyin. O yaptığınız bütün yanlışlar doğruyu oluşturuyor. Ben bu yıl aslında ilk defa katılıyorum. Kaydı kaçırdım. Son dakika gezmeye geldim böyle. Üzüntülü geziyorum, insanları falan izliyordum. Sonra Cem diye bir arkadaş var burada, onunla karşılaştık. Ya dedim nasıl gidiyor falan. Sen dedi burada mıydın, görmedim. İşte muhabbet oldu. Arkadaşların da eksikmiş, grafikeri eksikmiş. Oradan oraya yönlendirdiler. Hop kartta isim yazdım, imza attım. Bir baktım masaya tuttular, bilgisayarı bile kurdular acı. Tablet geldi. Öyle çizdik ya, fazla eğlenceli ama çok yorucu. Hani bitiyorsun, bir yandan enerji dayıyorlar sürekli. Böyle bir yandan abur cubur dayıyorlar. İşte yemeğe git, yemeğe gel, annen başında gibi böyle sürekli. Onun yanı sıra çok eğlenceli. Bu kadar bir insanın burada olması. Yani koçusu var, çizeri var, sesçisi var. Keyif aldım baya. Seneye de gelmeyi düşünüyorum. Kod konusunda pek bir şey bilmiyorum ama eğer çizim konusunda tavsiye isterlerse önce insandan başlasınlar. Çöp adam, Cin Ali. İnternet üzerinden zaten artık bütün animasyon hareketlerine ulaşabiliyorlar. Belli bir şekilde gerisi çok kolay geliyor zaten. Hani adım attıktan sonra, bir süre emek verdikten sonra bir anda işler çözülüyor böyle. O geliyor, hayvanlar giriyor işin içine falan. Yaparlar yani, başlasınlar. Cin Ali'den başlasınlar. Başlayın. Evet, bu ilk katılışım GGC'ye. Bu arada 2 saat veya 3 saatlik bir uyku var yani 3 gün boyunca. Öncelikle organizasyon çok güzel. Çok büyük bir organizasyon. Yani tasarlayan ya da kuran kişi yani organizasyonu gerçekten büyük bir uğraş sergilemiş. Burada grup üyelerimle oldukça eğlenceli bir vakit geçirdik. Hem oyun yapma konusunda olsun hem de kendi aramızdaki ilişkilerde olsun çok iyi vakit geçirdik. Yani hiçbir şeyde sıkıntı çekmedik. Hem eğlendik hem işimizi yaptık. Yani herkes büyük bir ciddiyetle yaptı işini. Tasarımcısından, programcısına, müzisyeninden, her türlü yani oyunda emeği olan her kişi büyük bir ciddiyetle ve önemle yaptı oyunu. Bu da sonuçta bugün de sunacağımız gibi çok güzel bir işin ortaya çıkmasına sebep oldu. Öncelikle bu konuda çok istekliyim. Yani başında bir kere istek bulunması gerekiyor kişinin bir iş yapması için. Ben de bu konuda oldukça istekliyim. Gruptaki görevim ise yani kağıt üzerinde bir çizerimiz var, oldukça başarılı. Onun çizimlerini dijital ortama elimden geldiğince aktarmaya çalışıyorum. Grubuma da bu yönde yardımcı olmaya çalışıyorum. Zaten önceden de şu anda yani uygulamayı yani programı yapan, GGC'yi yapan üniversitenin de bir programı vardı. Ona da katılıp elimden geldiğince deneyim kazanmaya çalıştım. Ve öğrendiklerimi de bu projede uygulamaya çalıştım. Onlara öncelikle tavsiyem, oyun oynarken sadece eğlenmeye bakmayın. Nelerden yapılmıştır? Yani nasıl ele geçirilmiştir oyunun yani son hali. Bunları birazcık araştırsınlar ve en önemlisi de istekli olsunlar bu konuda.